Serbest enerji değişimi ile denge kesri Q arasındaki bağlantıyı öğrenmek çok önemli. Serbest enerji değişimi yani delta G, reaktantlar ve ürünler arasındaki anlık serbest enerji farkı diye tanımlanabilir. Q dediğimiz ise denge kesri ya da tepkime oranı. Tepkimenin dengeye ulaşıp ulaşmadığını anlamak için bu değerden yararlanıyoruz. Hatta denge sabiti K ile aynı formda sabit olduğunu hatırlayabilirsiniz. Delta G sıfırsa standart serbest enerji değişimi. Dolayısıyla standart koşullarda, standart halde reaktant ve ürünlerin yer aldığı tepkimedeki serbest enerji değişimi. R gaz sabiti. T kelvin cinsinden sıcaklık. Hemen burada tepkime istemliliği ve serbest enerji değişimi arasındaki bağlantı konusunda bir hatırlatma yapalım. Delta G sıfırdan küçük olduğunda yani negatif bir değer aldığında tepkime ileri yönde istemli, diğer bir değişle kendiliğinden gerçekleşebilir demekti. Tam tersi olduğunda yani delta G sıfırdan büyük olduğunda ise tepkime ileri yönde istemsiz yani kendiliğinden gerçekleşmeyen demekti. Peki delta G sıfıra eşit olduğunda? O da denge halinde olan bir tepkime işaret ediyor diyebiliriz. Şimdi bu denklemi kullanarak bir problem çözmeye çalışalım tepkimeye bakarak bunun amonyak sentezi olduğunu söyleyebilirsiniz değil mi? Amacımız bu tepkime için gerçekleşecek serbest enerji değişimini hesaplamak. Demek ki delta G'yi bulmak istiyoruz. Tepkime 25 santigratta gerçekleşiyor. Bize maddelerin kısmi basınçları verilmiş. Azot gazı artı hidrojen gazı bize amonyak gazını veriyor. 25 derece santigrattaki standart serbest enerji değişimi yani delta G0 eksi 33 kilojule eşit. Bildiğiniz gibi söz konusu gazlar olduğu zaman basınç ölçmek, derişim ölçmekten çok daha kolay. Demek ki bu anda bütün gazların kısmi basınçları bir atmosfermiş. Azot gazı için bir atmosfer, hidrojen için bir atmosfer, amonyak için bir atmosfer. Bizim de bu andaki serbest enerji değişimini delta g'yi bulmamız gerekiyor. Öncelikle denklemi yazalım. Delta g eşittir delta g 0 artı r çarpı t çarpı ln q. Demek ki q'yu denge kesine bulmamız gerekiyor. Denge sabiti ile aynı forma sahip olduğunu biliyoruz. Denge sabiti için ürünlerin derişiminin çarpımını reaktantların derişiminin çarpımına bölüyorduk. Tabii katsayıları derişimlerin kuvveti olarak yazmamız gerekiyor. Ama buradaki derişimlerle değil, kısmi basınçlarla ilgilenmemiz gerekiyor. O zaman Q yerine QP yazalım ki buradaki derişimlerden değil de basınçlardan bahsettiğimizi kendimize hatırlatmış olalım. Burası ürünün kısmi basıncı olacak. Amonyan kısmi basıncı üssü katsayısı. Öyleyse amonyan kısmi basıncı üssü 2 olacak. Bölü azot kısmi basıncı üssü 1 çarpı hidrojenin kısmi basıncı üssü 3. Bu anda hepsinin kısmi basıncı 1 atmosferdi. Yani 1'in karesi bölü 1 üzeri 1 çarpı 1 üzeri 3. Bu işlemin cevabı tabii ki 1. Bu durumda denge kesrimiz Q1'e eşitmiş. Delta G'yi bulmak için artık tek yapmamız gereken bildiklerimizi denkleme yerleştirmek. O yüzden bulduğumuz Q değerini alıp denklemdeki yerine koyuyoruz. Elen bir kaça eşit? 0 öyle değil mi? O zaman delta G yani anlık serbest enerji değişimi standart serbest enerji değişimine eşit olacak. Bu da belirtilen sıcaklıkta eksi 33 kilojouleye eşit demek. Buraya da yazalım. Ama burada birkaç noktanın üzerinde durmak istiyorum. Öncelikle delta G'nin negatif bir değere sahip olduğuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Dolayısıyla burada ileri yönde istemli bir tepkimeden bahsediyoruz. Delta G eksi 33'e eşit olduğuna göre tepkime ileri yönde istemli demektir. Gittikçe daha çok ürün elde edeceğiz. Hatta aynı zamanda delta G negatif olduğu için daha fazla amonyak elde edeceğiz. Daha çok ürün elde etmenin arkasındaki itici güç diyebiliriz. Bu örnekte delta G, delta G0'a eşit çıktı. Delta G0 standart serbest enerji değişimine eşit olduğuna göre bu durum oldukça mantıklı. Sonuçta biz de burada standart koşullardan bahsediyoruz. Örneğin bütün maddelerin kısmi basıncı 1 atmosfere eşit. Gayet mantıklı. Birimleri yazmak istersek de kilojül bölü mol yazabiliriz. Böylece bu tepkime sonucunda 1 mol azot 3 mol hidrojenle tepkimeye girdiğinde ortaya çıkacak serbest enerji değişiminin eksi 33 kilojüle eşit olduğunu söyleyebiliriz. O zaman soruyu biraz değiştirelim. Diyelim ki bütün gazların kısmi basıncı 4 atmosfer olsun. Bu koşullar altında 25 santigrat sıcaklıkta bu tepkimenin serbest enerji değişimi kaç olur? Bakın bulmak istediğimiz şey yine aynı. Delta G'yi serbest enerji değişimini arıyoruz. Kullanacağımız denklem delta G eşittir. Delta G sıfır artı R çarpı T çarpı ln Q. Ve tabii ki yine bulmamız gereken şey Q ya da QP. Bir önceki örnekte denge kesini ya da tepkime oranını nasıl bulduğumuzu öğrenmiştik. Bu yüzden şimdi hızlıca hesabı yapmak istiyorum. 4 üzeri 2 yani 4'ün karesi bölü 4 üzeri 1 çarpı 4 üzeri 3. 4'ün karesi 16 ediyor. 4 üzeri 3 de eşittir 64. Hesap makinemizi çıkaralım ve işlemi yapalım. 16 bölü 4 çarpı 64 eşittir 0,0625. Demek ki bütün kısmi basınçların 4 atmosfere eşit olduğu koşullarda QP 0,0625'e eşit. Artık denge kesrini de denkleme yerleştirerek delta G'yi bulabiliriz. Delta G eşittir. Delta G 0 yani standart serbest enerji değişimi 25 derece santigratta eksi 33 kilo eşit. Aslında bunu jule çevirirsek daha iyi olur. O zaman çarpı 10 üzeri 3 jül diyelim artı R gaz sabiti. O da 8,314 Joule bölü mol çarpı Kelvin'e eşit. Gaz sabiti Joule bölü mol'e eşit olduğuna göre delta G0'ın birimi de Joule bölü mol olmalı. Bir sonraki bilinmeyenimiz sıcaklık. Sıcaklığın 25 derece santigrat olduğunu biliyoruz. Ama bunu da Kelvin cinsinden yazmamız gerekiyor. 25 santigrat 298 Kelvin'e eşit. Demek ki buraya 298 Kelvin yazmamız gerekiyor. Böylece bu iki kelvin birbirini götürecek. Son olarak da elen q'yu hesaplamamız gerekiyor. Q da 0,0625'e eşit. 0,0625. İlk olarak ln 0,0625'e hesaplayalım. Ekrandaki değer çıkıyor. Çarpı 298 çarpı 8,314 yapıyoruz. Sonucu delta g 0'a eklememiz gerekiyor. Artı eksi 33 çarpı 10 üzeri 3. Bu işlem bize serbest enerji değişimini vermeli. Eksi 39,9 kilojül bölü mol. Yani yuvarlarsak delta G eşittir. Eksi 39,9 kilojül bölü mol. Kilojül cinsinden düşünmek daha kolay olduğu için yine bu şekilde yazdım. Buradaki molün de tepkimeden mol sayısı olduğunu unutmayın. Şu bahsettiğimiz tepkimede 1 mol azot, 3 mol hidrojenle tepkimeye girerek 2 mol amonyak veriyor. Tepkimenin delta G'si eşittir, eksi 39,9 kilojül bölü mol. Delta G negatif olduğuna göre tepkiminin hala ileri yönde yani ürünler lehine istemli olduğunu söyleyebiliriz. Bu durumda daha fazla ürün elde edeceğiz. Peki sizce dengeye ulaşmaya ne kadar uzağız? Q denge kesri 0,625'e eşit. 25 derece santigratta gerçekleşen bu tepkimenin denge sabiti yani Kp'si 6,1 çarpı 10 üzeri 5'e eşit. Denge sabitini denge kesri ile karşılaştırırsak çok çok daha büyük bir sayı olduğunu görebiliriz. Denge kesri denge sabitinden çok daha küçük bir sayı. Q K'dan daha küçük. Ayrıca çok fazla reaktantımız ve çok az ürünümüz var. Ama daha fazla ürün elde edebilmek için bir itici gücümüz var. O da delta G'nin negatif olması. O yüzden tepkime ileri yönde ilerleyerek daha fazla ürün elde etmemize olanak sağlıyor. Bunu sadece delta G'nin önündeki işarete bakarak anlayabiliyoruz. Yani tepkimenin istemli olduğunu söyleyebiliyoruz. Bunu denge kesisiyle K'yı karşılaştırdığımızda da söyleyebiliriz. Sonuçta Q, K'ye eşit olmadığına göre tepkime denge halinde değil, dengiden uzağız. Ama istemli bir tepkimeden bahsediyoruz. Dolayısıyla gittikçe daha fazla ürün elde edeceğimizi biliyoruz. Tepkime sağ yönde ileri doğru ilerleyecek. Daha çok ürün elde edip reaktantlarımızdan harcayacağız. Böyle bir durumda Q nasıl değişir? Tepkime ilerledikçe ve daha fazla ürün elde ettikçe paydadaki sayı artacak. Reaktantlar diğer bir deyişle tepkimeye girenler azaldığına göre de paydaki sayı azalacak. Demek ki tepkime ilerledikçe Q artacak. Tamam, Q'nun neden arttığını anladık. Peki Q arttıkça delta G nasıl değişir? Bir de bunu düşünelim. Eğer Q artıyorsa serbest enerji değişimi nasıl değişir? Bunu görebilmek için birkaç sayı kullanalım. Q şimdi 100'e eşit olsun diyelim. Biraz önce bahsettiğimizden farklı bir anda olduğumuzu varsayıyoruz. Biraz önce Q 0,0625'e eşitti. Şimdi diyoruz ki Q 100 olsun. Q'yu arttırdık. Bu durumda delta G'ye ne oldu? Sayıları denkleme yerleştirerek aslında bunu görebiliriz. Delta G eşittir, eksi 33 çarpı 10 üzeri 3. Birimi hatırlayacağınız gibi Joule bölü mol. Yerimiz dar olduğu için birimleri buraya yazmıyorum. Bu delta G sıfırın değeriydi. Sonrasında neler var? Artı 8,314 gaz sabiti çarpı sıcaklık 298 Kelvin. Buraya kadar aynı. Tek değişiklik Q yerine 100 yazacak olmamız. O halde Q'nun değerini arttırmamız. Delta G'nin değeri için bu hesaplamaları yapalım. Elen 100 çarpı 298 çarpı 8,314 artı delta G 0 eksi 33 çarpı 10 üzeri 3'e eşit. Sonucumuz eksi 21,6 kilojül bölü mol yani delta G eşittir eksi 21,6 kilojül bölü tepkime mol sayısı. Bu sonuca dayanarak Q'yu arttırdığımız zaman delta G eksi 39,9'dan eksi 21,6'ya yükseldi. Bir başka deyişle tepkime ilerledikçe sıfıra biraz daha yaklaştık. Delta G'nin değeri hala negatif olduğu için hala istemli bir tepkimeden bahsediyoruz. Demek ki hala daha fazla ürün elde edebilmek için bir itici güce sahibiz. Q hala K'dan küçük. Q'yu 100 kabul etmiştik ama K 6 virgül 1 çarpı 10 üzeri 5'e eşit. Tepkimemiz hala ileri yönde ilerliyor ve hala gittikçe daha fazla ürün elde ediyoruz. Peki sizce denge halinde ne olur? Delta G tabii ki 0'a eşit olur. Tepkime denge halindeyken delta G eşittir 0. Q da k'ye eşit olur. Bir başka deyişle denge kesri denge sabitine eşit olur. Hatta bu değerleri denkleme yerleştirerek doğru olup olmadığına bir bakalım. Delta G eşittir. Delta G 0 yani eksi 33 çarpı 10 üzeri 3 artı gaz sabiti 8,314. Çarpı sıcaklık o da hala 298 Kelvin. Buraya da Q yerine K yazacağız. Denkleme denge kesri yerine denge sabitini yazacağız. Onu da zaten biliyoruz. 6,1 çarpı 10 üzeri 5. Ln K'yı bulmamız gerekiyor. Elen 6,1 çarpı 10 üzeri 5. Bu hesabın sonucunda delta g'nin ne çıkacağına bir bakalım. Elen 6,1 çarpı 10 üzeri 5 çarpı 298 çarpı 8,314. Sonuç pozitif 33 kilojül. 33 kilojül ya da 33 çarpı 10 üzeri 3 jül. Fark ettiyseniz delta g 0 da eksi 33 çarpı 10 üzeri 3 jüle eşit. Son yaptığımız işlem bize 33 çarpı 10 üzeri 3 Joule verdi. Bu ikisini toplarsak tabii ki sıfırı buluruz. Demek ki serbest enerji değişimi sıfıra eşit. Ayrıca dengide olduğumuzu biliyoruz. Sonuç olarak Q yerine K yazmıştık. Bunun sonucunda da delta G'yi sıfır bulduk. Demek ki artık daha fazla ürün elde etmek için itici bir güce sahip değiliz. Dengi halinde olduğumuz için artık daha fazla ürün elde etmiyoruz. Denge halinde reaktantların ve ürünlerin serbest enerjileri eşit olduğu için daha fazla ürün elde etme imkanımız yok.